Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz inşallah. Arkadaşlar bu bizim yine bir bit pazarından almış olduğumuz telefon Oppo A31. Are you listening? Şurası orijinali. Kaybolmasın diye eskiden kaşıklara sürülürdü ya. Evet. Hatırlayanlar vardır. Bu Oppo A31'i birkaç gün önce satın aldım. Semih'le birlikte şimdi bunun tamirat, tadilat işlemini yapacağız. Bu arada hayırlı olsun. Ne? Yeni açma, sökme, ha, böyle, toplama, böyle kaplama ekipmanları. İşte, full açma seti bu. Ne istiyorsanız var içinde. Bu tür ekipmanları satın aldığımız zaman pek incelemelerini yapmıyoruz. Genelde kullanırken size anlatmaya evet. çalışıyoruz artılarını, eksilerini. Bu da uygun fiyatlı satın almış olduğumuz bir tane set. Çin'den aldık zannedersem, tam emin değilim. Birçok yerden alışveriş yapıyoruz. Ama Çin'de de satılıyor, Türkiye'de de satılıyor. Çok. İkisinin de açıklama bölümüne linkini bırakırız. Çünkü bu açma setinde her şey var. Ay. Al kırdım kırdım. Ya alışkın değilim ya. Ha, neye alışkın? Telefon tamirine alışkın değil misin? Yok, açma setine. Ha, açma setine. Daha yeni kullanıyoruz karşımızda bunu. Bayağı oldu alalı ama nasip olmamış. Şöyle bir şey de var. O batarya... Hamur şey yapma. Aynen. Simitçi bir arkadaşım var benim, onda var bundan. Hamurları İşte Ferdi kesiyor. Bu yüzden tamir yapmıyor, soruyorsunuz ya. Bu bataryayı sökmek için spatula. Arkadaşlar. Yani metalle... Şu da şey, arabanın camına film çekerken kullanılıyor. Ya da tabii. Reklamcılar falan kullanıyor bunu. Değil mi? O değil mi? O. Söktük arka kapağı. Birçok uç var bunun içinde. Mesela falçata, maket bıçağı. Falçata da var. Çok güzel. Neyse. İhtiyacınız varsa bize bakmayın. Biz buluyoruz. Beğendiğimiz ama şu güzel. Hepsi bir arada. Tabii güzel. Gayet güzel bir ürün. Hatta bununla da o zaman diğer şu yeni tornavidan mı yapayım? Öyle mi yapalım? Niye onunla yapmıyoruz? Ver tornavidan. Nerede? Beyaz bir kutuda bak. Şurada işte üstüne atlayacak. Ha, bunu zaten biliyorsunuz. Bunlar... O da geldi. Elimizde az kalmıştı. Bir daha aldık. Neydi bu? Makaron. Makaron. Şöyle bir tornavidamız var bir de. Güzel bir set arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Burada yine bunun açma aparatları da var. Mesela zaten bu tornavidayı aldığınız takdirde bence bu sete de gerek olabilir, olmayabilir. Birkaç açma aparatı. Cımbız çıkıyor mu? Cımbız da var. Şurada. Cımbız ama var. Ama tornavida çıkmıyor diğer setten. Tabii o sette torna ama o sette açmaya dair her şey var. Batarya doğru. Açıcı var. Şimdi yalnız bu setin güzel bir yanını göstereceğim size. Ben ilk aldığımızda fark etmemiştim. Sonradan fark ettim. Bakın birçok uçtan ikişer tane var. Mesela Y06 var. 2 adet var. Yani yedek olarak koymuşlar. Hep ikişer adet. Ve bakın kaç tane açma aparatı var. 2, 4, 6 tane. Magnetizesi var. Buradan hemen ucumuzu seçelim. Bu uçtan hatta kaç tane var biliyor musun şu yıldız ucundan? Kaç tane var? 4 adet. Niye o kadar vallahi, çok uç koymuşlar? Ya eskirse ucu. He mantıklı. Bazen kırılıyor. Kırılır bir şey olur. Yani bu set gerçekten çok güzel. Yani çok giden uçlardan adetli koymuşlar. Hemen sökelim. Oo hissiyatı çok güzel. Ne hissediyorsun şu an? Çok güzel hissediyorum. Bir şey oldu. Oha. O ne lan? Eskiden aa. Kalemler vardı. Hayır. Vardı. Uzattı bak. Telefon çalıyor. Şu telefonu sessize al ya. Böyle kullanılıyor mu? Oğlum onların ucundan uç çıkıyor bence. Böyle. Bir daha uzatsana. Böyle kullanılamadı. Merak ettim bir bak. Yapmışlar. Gevur yapmış. Mesela bir de şöyle bir uç var. Bu uç da şey işine yarıyor bak. Diyelim bir yer böyle kıvrımlı girmiyor. Şöyle kıvrılarak giriyor. O da iyi. Bilgisayarda falan çok lazım oluyor kasalarda. Güzel bir set. Güzel. Beğendik. Baksana ne güzelmiş. Uzun kullanım testini de videolarımızı takip ederseniz arkadaşlar yeni gelenler özellikle görürler. Hissiyatı çok güzel. Çünkü biz videolarımızda sürekli kullandığımız ekipmanları aynı zamanda öneriyoruz ya da önermiyoruz size. Bu da ilk kez kullanıyoruz. Daha sonraki videolarımızda bakalım ne kadar gideceğini vallahi göreceğiz. Ben çok sevdim bunu. Ama şu an ilk izlenim itibariyle ben hani tornavida kullanmıyorum. Ama kaliteli görünüyor. Hissiyatı da kaliteli. Hiç açılmamış ilk ben açıyorum. Çok seviyorum ilk açmayı. Ben de çok seviyorum bazı şeyleri ilk açmayı. İlk mesela telefon alıyorsun. Sen ha, açıyorsun. Paketini. Tamam. Paketini. Yani olabilir. Tornavida çok güzel arkadaşlar. Genelde manuel tornavidalar insanı yorabilir. Ben genelde manuel sevmiyorum. Ama bu yormuyor. Otomatik şomija tarzı seviyorum. Bunu çıkarttık. Şimdi burada bataryayı iki seçeneğimiz var. Ya güç uygulayacağız ya kontak sprey sıkacağız. Şimdi bakın hemen burada şu şey de işimize yarayacak. Ben güç uygulamayı tercih ediyorum. Mesela şunu araya sokup
şöyle. Öyle bir bununla şey de yapabilirsiniz. Ama biz bence gerek ama. Yok. Niye yapmıyorum? Zaten fabrika bunu buraya böyle yapalım diye koymuş. Bu bataryanın bu şekilde çok yamulmadıktan sonra bir zarar gelmez. Bu arada ben niye bataryayı söktüm ki? Ne bileyim niye söktüm? E çünkü ekranı kırıktı bunu. Evet, ekranı nasıl kırıktı. Ekranı değiştireceğiz. Tornavidaları daldık biz açma aparatlarına. Telefon hakkında fazla bilgi vermedik. Gerek de duymadık. A31 videosu var kanalda çünkü başka. Bir dakika. Hemen biraz ısıtayım cihazı. Separatörle ısıtıyoruz. Şu an onu buraya taşıyamıyoruz ama bizde bir tane daha var. Getirin. Onu size göstereyim. Separatör bu arkadaşlar. Ütü gibi bir şey. Telefonu şöyle üstüne koyuyorsunuz. Telefon olduğunu düşünün bunu. İşte belli bir derecede 80 kullanıyoruz genelde biz ekran sökerken ya da 120 maksimum. Zaten bu separatör farkı rakamlar yok. Maksimum 120 derece var. Ben ısıttım zaten ısıttığınızda bakın eliniz eğer yakmıyorsa. Normalde bunun üstüne koyacaktık işte. Yani orada koyulmuşu var o yüzden çalışanı var. Koymadık. Bu bir kadının telefonu anladığım kadarıyla. Aynen bu bir hanımefendinin telefonuydu. Ondan satın aldım. Belli. İlk etapta bu telefon 900 lira yazıyordu. İndirime girdi. Linkler paylaşıyorum ben Instagram hikayede tamir et sıfırda. Böyle çeşitli zamanlarda indirimli linkler geliyor. Her kategoride sırf telefon değil paylaşıyorum onu. Ben de o linklerden bir tanesinde bunu 500 liraya satın aldım. Bu arada ben Ferdi, tamir yapan Semih. Ben satın alıyorum, Semih tamir yapıyor. Bilenler bilmeyenlere söylesinler gibi. Aynen. Bazen Semih bana kızıyor. Her telefonu niye satın alıyorsun gibisinden. Ama genelde telefonları satın aldığım zaman %90 gol olur. Yani genelde ölücü olduğu için kendisi. Yok estağfurullah yani. Ölücü olamam çünkü imkanı yok. Sistemden alıyorum. Yüz yüze pazarlık şansım yok. Yok hani ucuz telefonları genelde. Yani genelde ev kullanıcıların ucuz telefonlarını ya hedef alıyorum. Neden ama? Çöp olursa nasıl desem size? Görmeden aldığımız için risk çok büyük. Tabii. Hangi ucu kullanacağımı şaşırıyorum. Hakikaten o kadar çok uç koymuşlar ki. Yani sanki üstte para verecekler bile. Yani. Bir de ucuz bir şeydi o. Kafam giriyor mu? Birazcık. Önemli değil. Yani, kamera açıları deniyor. Dur ya merak ettim. Kaç paraya aldığımızı nasıl bakabilirim? Dur, kaç para olacak? 100 liradır, 150 liradır, 200 liradır. O kadar yoktu liradır herhalde ya. Buraları iyice temizlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü temizlik imandan gelir. Bilgisayardan bakacağım. Neden temizliyorum? Çünkü arkadaşlar birazdan buraya ekranı yapıştıracağım. Yani yapıştırmayı düşünüyorum. Ekrandan olduğunu düşünüyoruz. Ekran kırıktı zaten. Ekranı takmadığımız sürece başka bir arızası varsa bilemeyiz. Bu da bunun içinden çıkan, setten çıkan bir fırça. Ekranımız vardı bizim. Yeni ekranımız arkadaşlarım. Hemen bir deneyelim. Bakalım. Şöyle üstten taktım. Gayet güzel oturdu. Ferdi kaça aldığını bulmaya gitti. Bir türlü bulamadım. Bataryayı bir yerine takalım. Ne olacak, ne bitecek? Çalıştıralım, startlayalım. Evet, görüntü geldi. Şöyle açma seti 16 dolar. Sesim uzaktan iyi gelmemiş olabilir. Bu 16 dolar 37 parçaymış. 37 mi? Hı-hı. Sanki daha fazla gibi. Bana fazla gibi geldi. Gıcır gıcır bir şey. Tornavida seti de 115 parçaymış. 17 dolar. 17 mi 18 mi? Öyle çok şey. Bu mükemmel ya. Bu 115 parça. Sevdim. Ablamızın fotoğrafı çıktı. Hanımefendi sıfırlayamıyor ekran kırık olduğundan dolayı. Bana rica etti ekran takarsanız sıfırlayın dedi. Biz de onu yapacağız ama kamera arkasında yaparız muhtemelen. Telefon güç modundaymış. Güç modundaymış. Açma ya ne güç modu açmışlar. Heyecanlandım birden. Ekranda problem çıktı sandık. Bir dakika. Bu arada şu bir arama ekranına girip tuşlar da basıyor. Takalım ekranı geçelim ya. Hemen bataryayı söktük. Bugün o zaman hep yeni şeyler açtık. Bir yeni şey daha açayım ya. İlk kez kullanayım şunu. Diğer E8000'imiz bitti. Var, o biraz bitmek üzere. Bunu yani kutusunu açmıştım. En büyüğü 110'luk. Daha küçükleri var 15 milimlikler. Onlardan alırsanız daha iyi olur. Eğer çok yapmıyorsanız. Çünkü bu kurur arkadaşlar. Ağzını kapatsanız da içinde istediğiniz kadar kapatamayabilirsiniz. Kurur. Bakın hiç kullanamıyor. Her şeyi yeni kullanıyorsak bunu da yeni kullanalım. Kafan giriyor şu an. Abi çünkü bu çok büyük olduğu için hem ayarlayamıyorum hem ışık habire değişiyor göremiyorum. Şu yeni bir ışık aldık da onunla oynuyorum. Yani şu an ezbere yapıyorum yani. Yani öyle bir renk oldu ki sanki yani ne yapıyorsak acaba şu an tamir mi yapıyoruz yoksa Blue TV'de pavyonu mu izliyorum anlamadım. Işığımızın rengini de dur merak edenler varsa şu an neden bahsettiğim bizim. Şimdi beklemek gerekiyor biraz. Bataryayı bir düzleyelim güzelce. Evet orijinal gibi oldu. A few moments later. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz biz ara verdik. E8000 benim görüşümle biraz beklenince daha güzel oluyor. Daha güzel tutuyor. Tabii bu herkesin kendi planlaması.
Şu lanet ovası şeyi çıkartamadım ha. Bantı da çıkardık. Hemen ekranımızı yerine oturtalım. Üst tarafa oturttuk. Altı da oturttuk. Zorlamadan. Ekran flexini yerine oturtalım. Bataryamızı da oturtalım. Buraya bant yapmayacağım zaten. Şurada bir bant var. O bunu tutacak. Bakın. Çıkartması zor. Zor çıkar. Oppo'larda böyle bir güzellik var. Bakalım. Ekranı çalıştıralım. Evet, sorunsuz oldu. Aslında biraz daha bekleseydik şu kenar tarafta kalan yapışkanlar da olmazdı. Az bekledik. Hemen vidalama işlemimize devam edelim. Telefonun diğer Google account'ta sorun olmaz. Çünkü cihazın ekranda şifre yok. Ki şifre olsa bile biz her zaman aldığımız kişilerle irtibat kuruyoruz. Yani art niyetli değilse bize şifre. Genelde diyor. Kötü niyetli insanlarla hiç karşılaşmadık. Bir kere falan oldu şimdiye kadar. Bir iPhone X'te. Ya bazen onu da çözdük. Ha, o bu arada onu ben sana unuttum. Geçen diyecektim. O aldığımız kişinin adını söylemiyorum. DE adı. Bunu o dediğimiz uygulamada biri ifşa etmiş. Kimliğini koymuş hatta nasıl bulduysa. Bu kişi üçkağıtçıdır, dolandırıcıdır. Hı-hı. İşte iPhone X tarzı ürünleri satıyor ama parasını işte böyle sahte ürün satıyor. Nasıl desem size sağlammış gibi koyuyor ama sağlam olmuyor ürün. Tabii bu tarz şeylerde uygulama sizi yarı yolda bırakmaz. Bize bir kere başımıza geldi, biz paramızı da aldık. Cihazda iCloud yok dendi. Face ID çalışıyor dendi. Face ID cihazdan çıkmadı. Face ID yok yani cihazda. Face ID hiç yok. iCloud var. Çıkış yapılmamış ve cihaz yurt dışı cihazı. Bir de diyor ki iCloud çıkışı yaptım ben diyor. Tamam o zaman irtibat kuralım. Hani söyleyin bize iCloud şifrelerini kullanacağız. Çıkalım beraber. Yok. Face ID'si nerede? Ben sağlam yolladım. Siz direkt sökmüş olabilirsiniz. Ya böyle diyen biri demek ki. Bizi biliyorsunuz zaten video çekiyoruz ki internetten aldığımız çoğu ürüne o tür ikinci el ürünler aklınızda olsun. Biz video çekerek açıyoruz. Her şey, yani örgün bir problem olursa şöyle de bir durum için. Var. İnsan der ki ya hani daha geçen de ben o uygulamadan başka bir ürün aldım. Ayna almıştım. Ayna kırık geldi. Gümüş bir ayna. Satıcı diyor ki yani art niyetli bir değil. İade alacağım dedi ama ben onu sağlam koydum. Nasıl bu hale gelmiş kargoda? Ya, iyi paketlemiyorlar ya, genelde. Ya paketlemesi iyi değil ya da yalan söylüyor. Yani ben öyle ben uygun fiyata aldım. Mesela şu telefon bize geldi uygun rakamı. Ben bunu niye kırayım ki ekranın? Yani bir yerini. Evet. Bitti. Yani eğer 5-10 dakika beklerseniz E8000'i yapıştırdıktan sonra ekranı takmadan önce yani bir şey yapmanıza da gerek yok. Kendi böyle tutacaktır. Aynen kendi tutar. Ama ben yine de şöyle yapıyorum. Paket lastiği kullanıyoruz. Yani ille mengeni almanıza gerek yok. Bak biz her zaman söylüyoruz pratik arkadaşlar. Pratik olsun diye. Boşuna para vermemeniz gereken ürünler var. İlla ki lazım olan ürünler de var. Ya mesela, mengeneye para vermenize gerek yok. Ben şöyle söyleyeyim. Şu iki ürün sizin kurtarıcınız olur. Bu laptop sökersin, cep telefonu sökersin, ototeybi bile sökersin. Mesela yeni bazı akıllı telefonları bunu yapıştırıp ekranı sökmen gerekiyor. Ve şu sette de sadece cep telefonunun için değil. Bununla bilgisayar da sökebilirsin. Evdeki tüm bir priz bile değiştirebilirsin. Tabii tabii büyük ucu var. Elektronik eşya bak kocaman ucu var. Tabii priz elektronik değiştirirken kontrol kalemi kullanmayı özen gösterin. Ayrı konu da. Bunda da bir şey olmaz metalini ellemedikten aynen sonra da. Şurada bir şey var. Mesela bu tarz kalıntıları şu şekilde de kazıyabilirsiniz. Ya da kontak spreyi sıktınız. Bakın. Kontak spreyle de kazıyabilirsiniz. Kullandığımız tüm ekipmanları açıklama bölümünde linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Kontak sprey ve E8000'de daha bu şekilde. Buna. Ekranı da şöyle. Muhtemelen Trendyol ya da farklı bir uygulamada bulabilirim. Çünkü bizim tamiret.net'te Android cihaz grubuna henüz koymadık malzemelerini. Ama aşağı ekran linkini bırakırım. İhtiyacı olan Android ekran grubuna da oradan bakabilir. Tamiret.net'te iPhone'lar zaten mevcut. Evet. Tavsiye ederiz. Arkadaşlar tamirimiz bitti. Bitti. Ben her zaman olduğu gibi ürünlerim zarar gelmemesi için güzelce toplarım. Bir kenara koyarım. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Dediğimiz gibi değerli. Hikayeleri takip edin Tamir Sıfır'da. İndirimli cihaz linklerini oradan paylaşıyoruz. Çekiliş ve yarışma bilgilendirmeleri de Tamir Sıfır'dan yapılıyor. Ya bak bunu taşıma şeyi çok aynen var. Güzel. Kapattım. Ya zaten bu çantalı gelen şeylere bayılıyorum. Her şey derli toplu. Bir daha kaybolmuyor çekmecede bir yerlerde sağda solda. Bu kadar işte. Kapatamadım. O kadar çok ürün var ki kapanmıyor. Bu şekilde. Tamam. Tamam. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Are you listening? Damn.